Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizlerle beraber Cyberpunk Fantasy isimli yeni bir mobile MMORPG oyunu oynayacağız. Oyunumuz cross platform değil, sadece mobilden oynanıyor. Ama şu anlık erken erişimde arkadaşlar. Oyunun indirme linkini açıklama kısmına koydum. Oradan girip indirebilirsiniz. Ve şunu söylemem lazım. Oyunun garip bir havası var. Yani aslında fabrikasyon bir mobile MMORPG'ye benziyor ama bazı özellikleri, tasarımı insana kendini oynatıyor. Bakalım oynayacağız, konuşacağız oyun hakkında. Direkt doğrudan kötü bir şey söylemek istemiyorum size. Ben bir 112 level'a kadar oynadım arkadaşlar. Oyunda belli bir yerden sonra hızlı level kasıyorsun ve bu level'larda birazcık oyun duruluyor arkadaşlar. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen ilk önce bir karakter seçimine bakalım. Şu an karşımızda oyunun sınıfları var arkadaşlar. Arbiter sınıfı. Bu nasıl telaffuz ediliyor tam olarak bilmiyorum ama bu bir tane uzun kılıç kullanıyor arkadaşlar ve bir tane de orak gibi bir şey kullanabiliyormuş. Oyundaki yetenek sistemine göre bu şekilde silahlar değişebiliyor arkadaşlar. Şu an cinsiyet seçimi de var, onu da söylemiş olayım bu arada gözden atlamadan. Ve acayip cyberpunk bir havası var. Cyberpunk havayla bu şekilde böyle neon bir tasarım birleştirilmiş. Güzel duruyor gerçekten. Bu tarz şeyleri sevenler varsa bu oyunu bir denesin derim. İkinci sınıfımızsa manipülatör diye geçiyor arkadaşlar. Bunu büyücü olarak düşünebilirsiniz. Bir şöyle fırlattığı gibi böyle orak gibi şeyler kullanıyor. Bir de gitar kullanıyor arkadaşlar bu. Yani garip bir sınıf. Keşke şu diğer sınıfın silahını da gösterse ya. Onu göstermiyor ama. Bu sınıf çok havalı bu arada. Ben nedense bununla başlamadım yalnız. Keşke bununla oynasaymışım. Üçüncü sınıfımızsa Shadower. Bu da bildiğiniz assassin arkadaşlar. Shadow assassin. Bir tane düz kılıç kullanıyor. Bir de iki tane bıçak kullanıyormuş bu arkadaşımız da. Ama maalesef bugün ne yapıyoruz? Benim sizler için açtığım bu yakışıklı karakterle oynayacağız arkadaşlar. Hemen oyuna girelim ve oyunumuzu bir oynayalım. Özelliklerinden bahsedelim. Gerçekten iyi bir mobile MMORPG mi? Oynanır mı? Oynanmaz mı? Bunu değerlendirelim arkadaşlar. İlk etapta arayüze girdiğiniz zaman bol bol buton karşılıyor. Ama butonları kapatabiliyoruz neyse ki. Ben motorumu göstermeyeyim. İlk şöyle karakterime yakınlaşayım biraz. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl cyberpunk vari bir şehirdeyim. Ve karakterimin zırhları da aynı şekilde cyberpunk tarzında. Ve şunu söylemem lazım, giydiğiniz her kıyafet üzerinizde görünüyor arkadaşlar. Kostüm mantığı var, kanat sistemi var. Ama giydiğiniz zırhlar da bu şekilde set halinde üzerinizde görünüyor. Ben bu yönünü sevdim arkadaşlar. Ve akıcı bir oynanışa sahip. Şöyle ben grafik ayarlarını size bir göstereyim hemen. Bakın yüksek yüksek HDR açık, real time gölgeler açık. Hepsi açık yani. Special effect. Bunu da high kalite yapalım. Şu an ekstra ekstra güzel oldu yani. HDR görüntüyle oldukça hoş karşılaşıyorsunuz yani. Güzel görünüyor her şey. Bu tarz cyberpunk temasını seviyorsanız bence baya baya iyi. İdare eder. En azından teması. Oynanışını birazdan değerlendireceğiz. Şöyle bir tane de ateş gibi bir bineğim var arkadaşlar. Bir motorum var. Bineklere bir bakalım mı ya? Ben bineklere baktım mı bakmadım mı tam hatırlamıyorum ama şu vehicle, araç diye geçiyor binekler. Ulan bir tane robot deve kuşuna biniyoruz. Dinozor mu deve kuşu mu belli değil. Oho bu çok güzelmiş. Bunu çok beğendim yalnız. Bunu da sevdim. Bu da güzel. Bu ne? Oo bu uçak gibi bir şey lan. Bunun üzerine mi biniyoruz? Kanat diyor ama. O köstebek. Robot köstebek. Şöyle en değerlisi neymiş? Mükemmel. Robot fil 10 numara. Tam cyberpunk. Lan balina var, robot balina var. Bu olmamış ya. Bu uçan halı uçan yatak muhabbetini de her oyuna gömmeye çalışıyorlar. Dragon Raja'da da vardı hatırlarsınız belki. Neyse bunlara çok takılmayalım arkadaşlar. Oyundan bahsetmek istiyorum biraz size. Oynanışını göstermeden önce özelliklerinden bahsedeyim. Günlük olaylar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PvP etkinliklerinden tutun PvP bosslarına kadar birçok şey var. Intense dediğimiz labirent sistemi var. Yani sürekli ilerliyorsunuz. Labirent değil de laboratuvar diye geçiyor burası. Labirent çıkıyor aklımdan direkt. Buraya girip kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Belli başlı itemler toplayabiliyorsunuz. Maden var. Buradan madencilik yapabiliyorsunuz. Bu AFK bir olay. Ben direkt madene yolluyorum. O ex kasıyor. Bakın şuradan claim diyorum. Benim için önceden kastı exlerin hepsini topluyor arkadaşlar. Ve bu tarz fabrikasyon bir oyuna göre şöyle bir durum var. Exchange denilen bir olay var arkadaşlar. Bunu oyunda size bol bol veriyor bu para birimini.
ve bunları dönüştürdükçe oyunun nakit marketinden gelişiminizi kolaylaştıracak öğeler satın alabiliyorsunuz. Ama kesinlikle bu oyunun pay to win olduğunu değiştirmiyor. Onu da anlatacağım birazdan size. Ve buradaki Apple Point, Apple bu statlarınızı kendiniz verebiliyorsunuz. Sınıfınıza göre stat oluşturabiliyorsunuz. Ama siz benim yaptığımı yapmayın. Şurada intelligence var ya, ona mutlaka düzgün bir şekilde verin. Ona da bir tane, iki tane verin. Sonra benim gibi yetenek alamıyorsunuz arkadaşlar. Yani level beklemeniz gerekiyor. Her levelda 5 tane veriyor. O tarz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Neyse, lafı çok fazla uzatmadan ben hemen şöyle bir tane rastgele bir mutant sergeant varmış. Şuna bir girelim bakalım. Bir efektleri görün, bir yetenek animasyonlarınızı görün istiyorum arkadaşlar. Direkt doğrudan otomatik bir şekilde başladı. Otomatik bir oynanış hakim arkadaşlar. Oyunun hemen kestim lan. Daha ben anlatmaya geçmeden hepsini kestim. Çok basit oldu bu ya. Daha zorlayıcı bir şey yok muydu burada ya? Burada zorlayıcı bir şey olması lazım. Şu galiba. Şu beni zorluyordu. Hala da zorlar. Buradaki bossları keserek şu mor küpten çıkartıyoruz. Bununla da yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Ve ben bu son boss'ta bir türlü 3 yıldız alamıyorum. Oyunda bir tane olay var. Bu da Cyberpunk tarzına göre. Bakın şöyle efektlerini birazcık şöyle uzaklaştırayım, göstereyim size arkadaşlar. Oldukça standart, sürekli olarak bir yetenek atma mantığı var. Ve yeteneklerinizi kullanabileceğiniz, yani bir harcanacak mananız, yani o büyülü gücünüz yok. Sadece yeteneklerinizin cooldown'u var. O da sadece şu an benim bir yeteneğimde cooldown var. Diğer tüm yeteneklerimi sınırsız kullanabiliyor. Bakın şöyle bastığım zaman bir tane robota dönüşüyorum arkadaşlar. Bu robotlar da güçlendirilip daha farklı, daha güçlü robotlar elde edilebiliyor arkadaşlar. Yani oyunun garip bir havası var. Bu robotları da göstereceğim size. Oyun şu an erken erişimde olduğu için bazı hatalar karşınıza çıkabiliyor. Kesinlikle o konuda oyunu savunamam ya da eleştiremem. Baya baya farklı şeyler karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi şu robot mantığını anlatacağım size biraz. Neredeydi o robotlar ya? Heh. Ne diye geçiyor? Armadura diye geçiyor arkadaşlar. Bakın bende şu robot var. Bu robotu 180 saniyede bir kullanabiliyorum. Hızım, atağım, her şeyim artıyor arkadaşlar. Şöyle bir robot var. Hani farklı farklı özelliklere sahip güçlü robotlar var. Burada da en güçlü neymiş, şuna bakalım. En güçlü bu muymuş? Yani bence benim robotum daha güzel duruyor. Tabii bunları aktif edebilmeniz için parçalarını toplamanız lazım. Ve şu an bunların parçalarını toplamayı bırak, nereden toplandığıyla ilgili bir fikrim yok. Ama yüksek ihtimal şu daily'deki olaylardandır. Elite Challenge diyor. Bu Elite Challenge'da ne varmış? Bir Elite Challenge'a girelim bakalım. Ne kadar elitmiş. Bir de PvP olayını anlatacağım. PvP olayını da göstereceğim bu videoda. Oo, bakın herkesin toplandığı bu tarz arenalar var arkadaşlar. Bakın ben şu an güvenli bölgedeyim. Buraya PvP modu demiyordu ama aslında. Şu araca binelim hemen. Gidelim. Bakın burada herkes şu kutuların içerisinde, zindanların şu çevrelediği alanların içerisinde arkadaşlar. Neler oluyor biliyor musunuz? Bosslar çıkıyor. Ve tabii ki PvP de yapabiliyorsunuz. Ya abi, gidemedim. Şuraya bir girsem var ya, aşet edecekler beni, eminim. Bakın otoyu alıyorsunuz, böyle tek yiyorsunuz. Hani bu şekilde çok rahat bir şekilde tek yiyebiliyorsunuz. Yani bu bazen sinir bozucu olabiliyor arkadaşlar. Önemli etkinliklerin birçoğunu adamlar PvP haritalarına koymuşlar. Bu PvP haritalarında da mücadele edebilmeniz için maalesef oyuna birazcık para yatırmanız gerekiyor. Gerçekten oyunun pay to win olduğunu söylemem lazım. Ben sadece dediğim gibi pay to win olaylarına çok takılmıyorum. Takılmıyorum dedim. Egelilim tuttu yine. Takılmıyorum arkadaşlar. Yani oyunu deneyimliyorum. Aldığım zevke bakıyorum. Burada bir şeyimi yükseltmem gerekiyor. Şunu bir yükseltelim. He, artı basacağız. Tamam, basalım canım. Basalım da bu adamı tokatlayabileceğiz mi yani artı basarsak? Onu söyle bana. Bence tokatlayamayacağız. Daha 112 level'ım. 120-130 level'a kadar kasıp ana görevlerimi açmam lazım. Şu alanda bir tane boss var ama bu boss tekler mi beni bilmiyorum. Robotumu kullanmama da bir 28 saniye var. Şu abimiz de 163 level. Hadi bir girelim bakalım şuna. Belki keseriz. Oo, zor keseriz ya. Çok fazla vuruyor. Tek başımıza zor keseriz. Kaçalım. Boşu boşuna uğraşmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Bunlar bizi çok rahat keser. Şu abimiz de o kadar güçlü olacak ki kapı önünde bekliyor öyle yani. Metin 2'de şeytan kulesinin önünde beklerlerdi ya. Aynı o mantıkla kapının önünde bekliyor. Neyse, gördüğünüz gibi burası böyle. Buradan bize ekmek çıkmayacak. Farklı etkinlikleri göstereyim size.
Oyunda grup halinde yapabileceğiniz zindanlar da var ama genelde en önemli şeyler bu şekilde PvP haritalarında arkadaşlar. Şöyle solo bosslar var girebileceğiniz. Geç şuraya. Bak burada gerçekten güçlü bosslar var. Ama benim buna girebilecek parçam yok. Oyunun pay to win noktalarından birisi de burası. Yani bu parçayı kasabilmen için diyor o daily zindanlara git diyor. E gidiyorsun. E orada bir şey kasamıyorsun çünkü boss kesemiyorsun. E boss kesemiyorsan nasıl satın alacaksın? Marketten. Oyun sürekli olarak seni oraya itiyor yani. Bu birazcık can sıkıcı bir durum. Burada benim başka yapabileceğim ne var? Kolezyum PvP var mesela. Burası iyi bir yer. Yani baya güzel itemlar düşürebilirsiniz. XP kasabilirsiniz. Ama burası da baya baya sağlam PvP alanlarından biri arkadaşlar. Burada da insanlar PvP yapmak için takılıyorlar. Yani boss bahane. Deminki adam hala orada duruyor. Yani bu gördüğünüz prangaların ardındaki bossları kesebilmek için baya baya güçlü olmanız lazım. Şuna girsem kesebilir miyim ki? Adama bir vuruyorum. Bir adama bir vuruyorum sadece. Aramızda 40-50 level fark var yani. Başka yapabileceğimiz ne var burada? Başka size ne gösterebilirim? Guild görevlerimiz var. Bunlar kim ne yapsın yani guild görevlerini? Başka ne yapabiliriz? Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok ki aga ya. Bunları yapmamız lazım. Solo boss yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz çünkü ticket'ımız yok. Hunting boss yapabiliyoruz, PvP alanı. Kolezyum yapabiliyoruz, PvP alanı. Oyunun görünümü her şeyi mükemmel ama bu olayı birazcık can sıkıcı arkadaşlar. Biz de girelim ne yapalım? Katta biraz kendimizi kasmaya çalışalım. E orada da zorlanıyoruz. Mesela şimdi burada sürekli olarak kat çıkmaya başlayacağım. Bunları kesersem bir üst kata çıkacağım. Ama kesmek kolay değil arkadaşlar. Şu robotu basalım. Robotu basmazsak bunu zor keseriz. Mesela şu an robotun bir sesi yok. Yani burada aslında bir ses efekti eklenebilirdi ama erken erişimde olduğu için yüksek ihtimal pas geçildi arkadaşlar. Yani oyunun PvP sistemini anlattım. PvE mantığını anlattım. Günlük görevleri, ana görevlere dayanıyor. Hemen kata geçelim de kesebileceğimi hiç zannetmiyorum. Yani birazcık pay to win dengesini sağlasalar, VIP sistemi var mesela. VIP sistemini kaldırsalar çok daha iyi olabilirmiş arkadaşlar. Yani biraz daha zevk alacaksın oyundan. Ama o pay to win'lik mesela şu level'a geliyorsun ya, 130'a kadar kas diyor, ana göreve devam edeceksin diyor. E nasıl kasacaksın? Oradaki günlük görevlerdeki hunting boss'u, farklı PvP alanlarındaki boss'ları yapman gerekiyor. Ama maalesef onları da yapamadığın için kasamıyorsun. Şuna bak, 15 saniyem kaldı, bunları kesemiyorum. Kesmem lazım. Sürekli alan bulmama rağmen kesemiyorum. Son 8 saniye, bir sonraki kata çıkacağım mı yoksa öleceğim mi? Galiba öleceğiz arkadaşlar. Zor, çıkamayız. Son 1 saniye. Son 1 saniyede kestim ama burada diğer katı geçmemin imkanı yok. Adım gibi eminim yani, geçemem. Mesela burada da tıkanıyorsun. Ne yapacaksın? Ya her gün girip gerçekten sabredeceksin. Bakın benim 8 level'ım kalmış. Başka da yapabileceğim gerçekten bir şey yok. Şu görevleri tamamlayabilsem okey ama bunlarda da elmas kullanman gerekiyor. Upgrade VPN, upgrade VPN. VPN diyorum, VIP. Kafam gitti artık Çin oyunlarına girmekten. Ödüllerimiz varmış. Normal ver abi. VIP günlük ödülleri bile fazla veriyor şerefsiz. Yani bu kadar da nitelikli ayrımcılık olamaz. Alıyoruz alıyoruz ama boşa alıyoruz gibime geliyor. Burada gördüğünüz karakterinizi güçlendirerek ekstra defans kazandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kişiselleştirilebilir, arttırılabilir birçok öğe var ama bunları kolay kolay yapamıyorsunuz. Günlük takip etmeniz gerekiyor. Şuradaki expo oyuna girmeniz gerekiyor. Bak bir kere girdik ve bitti. Başka nereye gireceğim? Hiçbir yere giremem. Buraya girebilir miyim? Burada zaten madencilik yapıyorum. Buraya başla. 10 saat şey yapacak şimdi. Buraya ekleyelim bir tane. Tamam, benim şu robotu ekle buraya. Başla. 10 saat yapacak da aldığım ex anca beni gıdıklayacak yani, o mantıkla. Başka yapabileceğimiz gerçekten bir şey yok adam akıllı ya. Bu yani. Ya oyuna birazcık para yatıracaksınız. Ya da oyunu oynamaktan vazgeçeceksiniz arkadaşlar. Elite Challenge'a bir daha girelim. Yine PvP alanındayız. Belki 3-5 birini keseriz ama bu saatte de oyun saati farklı olduğu için, sales sunucusunda olduğu için oyuncu da bulamıyoruz. Şurada varsa bir tane oyuncu en azından. Vallahi kesebildiğiniz oyuncular da oluyor, yalan yok. Bunu kesebilir miyiz? Ben bunu keserim mesela. Seni kesebilir miyim? Bak bunu keserim mesela. 101 level. Hemen şu robota çatır 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 çatır. Neredeyse tekledim. Bak ikinci kişiyi de kesiyorum şu an. 92 level'mış bu da. Kötüler kesiyor. Beni benden iyiler kesiyor. Ben de beni benden kötüleri kesiyorum. Ne yapayım?
Ne yapayım? Yanlışlıkla muhafızlara saldırıyorsun. Muhafızlara istediğin kadar saldır. Şurada birisi boss kesmeye çalışıyor ya. Umarım bizden güçsüz biridir de biz de faydalanırız. Kardeş biz de kesebilir miyiz? 127 level'mış. Bunu zorlarım ben. Bunu gerçekten zorlarım arkadaşlar. Hadi lan şu boss'u alalım, şu adamı da keseriz. 127 level'mış bak. Bunu keseceğiz hadi lan. Robota dönüşmesin de. Dönüştü ya. Robota dönüştü gençler. Adamı son anda robota dönüştüğünde kestik de bu boss da keser beni. Hemen şunları güçlendirsem nasıl olur? Bir şeye faydası olur mu? Hiç zannetmiyorum ama. Ulan hala dayanıyoruz da adam arkamızdan gelip kesecek şimdi. Şunları güçlendir. Öleceğiz, öleceğiz. Aa! Lan bir anda nasıl şahlanıyor canımız? Savunmamızı da güçlendirdik. Geldi. Arkamızdan geldi bak. Arkamızdan geldi. Bekle koçum. Bu boss'u keseceğiz aga. Ben bu B'yi kesiyorum zaten değil mi? Hemen canlan geliyorum oraya. Bekle bir. Bekle kardeşim B. Seni var ya mahvedeceğim. Bin lan motora. Bin motosiklete gidiyoruz. Gel buraya. Nerede olduğunu biliyorum. Canını yaralamadı zaten. Güçlü kişi de yokken 90 saniye robotu var. Onun robotunun süresi daha fazla. Ya şunu motoru da kontrol etmesi ayrı bir zor. Bir selamünaleyküm kardeşim. Sen demin beni kesmiştin değil mi? Geldim. Hadi koçum. Hadi koçum. Hayır kes onu, kes onu. Buna kes. Buna vur. Buna vur. Buna vur. Buna bilendim. Bu şerefsiz geliyor geliyor kesiyor bizi. Bu arada boss öldü galiba. Lan ne oldu? Nasıl öldüm ben? Gençler adam beni tokatladı ya. Neyse arkadaşlar. Bu da böyle bir oyun. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buna benzer yeni mobil MMORPG videolarının daha sık gelmesini isterseniz beğenip abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Oyun ve video hakkındaki görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.